ile başlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Esenler Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesi Esenler Havaalanı Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarında hak sahipleri evlerine kavuştu. Projede 2403 konut ve 55 iş yerinin sahipleri kura ile belirlendi. Konutların teslimi ise 31 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Rüyamız hayaldi, gerçek oldu. Buradaki asıl amacımız bir binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapmak değil. Asıl amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık döneminde kentsel dönüşüm seferberliğini 5 Ekim 2012 tarihinde işte böyle duyurmuştu. O proje tamamlandı, ev ve iş yerleri sahiplerini buldu. Hepsinin heyecanı aynıydı. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen evlerine bir an önce kavuşmak. Çekilen kurallar herkesin yüzünü güldürdü. 2403 konut çekilen kurayla sahiplerini buldu. Kimi sevincini salondaki ailesiyle paylaştı. Kimi ise mutlu haberi yakınlarına telefonla verdi. Allah devletimize zeval vermesin. Belediyemize de öyle. Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yani insanları gerçekten böyle yıkık dökük evlerden böyle dört dörtlük evlere yerleştirdiği için ona ayrıca teşekkür ediyoruz kendisine. Eskiye dönüp bakalım. Bir rüzgarda evlerimiz yıkılmak üzereydi. Bırak depremde, rüzgarda. Hepsi çatlamıştı, hepsi patlamıştı. O büyük depremde çok hasar görmüştük. Bunlar nankör olmamak lazım. Vicdanlı olmak, merhametli olmak lazım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bakan Güldemet Sarıdağ yeni yapılan konutları tek tek inceledi, çalışan işçilerle sohbet etti. Havaalanı kentsel dönüşüm projesi toplamda 760 milyon liraya mal oldu. Proje kapsamında yalnızca konut değil 55 de iş yeri inşa edildi. Binaları bittiği zaman göze çarpacak olan en önemli şey donatı alanları olacak. Yeşil alanı, sosyal tesisleri, eğitim alanları, dini tesisleri, spor alanları, çocuk oyun alanlarıyla birlikte düşünülmüş, altyapısıyla birlikte düşünülmüş, yollarıyla birlikte düşünülmüş bir yaşam alanı oluşturmak. Mayıs ayında da Allah kısmet ederse Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizlerin burada bulunduğu bir ortamda evlerin teslimi yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Güldemet Sarı, Esenler'in örnek proje olduğunu, aynı dönüşümlerin şu an Silopi ve Cizre'de de yürütüldüğünü belirtti. En kısa zamanda gerek Silopi'de gerek Cizre'de buradaki kötü yapılaşmaların, altyapısı bozuk yaşam alanlarının yenilenmesi için bir çalışma başlattık. Silopi'deki çalışmalarımızı biliyorsunuz tamamladık, yıkım işlemlerine başladık. Aynı zamanda altyapı işlemleri için de İller Bankamızın verdiği bir destek var. Cizre'de de bizim çalışmalarımız tamamlandı. Bütün kentsel dönüşüm projelerinin bütün Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Havaalanı kentsel dönüşüm projesinde yapılan konut ve iş yerlerinin teslimlerine ise 31 Mayıs 2016 tarihinde başlanacak. Hangimiz